Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sabah erken saatlerinde uyandım. Rutin köy işleri. Tavuklarımı bıraktım. Şu anda şuradalar. Bıraktım, geziyorlar. Bu arada koruma olsun diye Şerkan'ı bıraktım. Genelde Şerkan onları koruyor. Çünkü arkadaşlar tilki milki oluyor bölgede. Ondan dolayı Şerkan'ı sürekli salık bırakıyor. Bakın Şerkan da bazen şurada yatıyor kulübesinin yanında. Bazen de şurada yatıyor. Kapının önünde yatıyor ama hisleri kuvvetli. Yani herhangi bir problem olmuyor. Burada da güvercinlerim var. Onlar şu anda telin içindeler. Yani çevirmenin içerisinde. Onlar da kendine göre orada otluyorlar. Biraz da yem filan septim. Onları biraz azalttım arkadaşlar. Birkaç tanesini arkadaşlarıma sahiplendirdim. Hediye ettim. Yani bir yumurtada olan bir de birkaç tane sevdiğim kuşlarım kaldı. Şu İsveç tavuklarımız da var. Onları da bir abimize sahiplendirdim. Yakın bir zamanda gidecekler. Şu çikolata dişim vardı, onun yavrusu. Yakın bir zamanda tam oyuna başlayacaktır. Çünkü yeni yeni baş kaldırmaya başladılar. Şu gerideki öten sabunide. Güzel bizler. Onu da yeni yeni kaldırıyorum. Şu yavruyla birlikte. İkisi gerçekten çok güzel olacaklar. Yani yavaş yavaş atmacalar çekildi. Uçurmaya başlayacağım arkadaşlar. Cücücü. Bu da horozumuz. İsveç horozumuz. Öbür horozumuzla pek iyi anlaşamıyorlar ama yine de yakın yakın duruyorlar. Arkadaşlar doğum normalde dişi köpeğimiz 58 günü tamamladı ama herhangi bir doğum olmadı. Muhtemelen birkaç gün daha geçecektir. Şerkan, aferin lan benim paşama. Aslan da orada. Arkadaşlar burada da gel bakayım. Aferin benim kızıma, gel bakayım, gel 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 gel. Arkadaşlar bilmiyorum ne kadar görünüyor, biraz cam tozlanmış. Bu da benim kedim arkadaşlar. Bunun hikayesi, hatta içeri gireyim öyle anlatayım size arkadaşlar. Aslan'ın ameliyatı başarılı geçti. Şu anda aslan çok iyi durumda. Yani bayağı bir yaralar kapandı. Dikişlerini de çıkardım zaten. Dur paşam. Dur bakayım oğlum, dur. Ameliyat videosunu paylaşmadım arkadaşlar. Kanlı içerik falan vardı diye. Şurada hafif dikişlerini aldık zaten. Şeyleri kaldı sadece, biraz yaralar var. Değil mi aslanım? Aman paşam, sen beni seviyor musun paşam? Of, verim lan benim oğluma. Arkadaşlar. Aslan gerçekten çok güzel bir köpek. Şerkan'la ufak tefek tatsızlıkları oluyorlar. Anlaşamıyorlar ama yine de yabani ortamlar olduğu zaman, yabani yırtıcı hayvanlar geldiği zaman ikisi beraber bir ekip çalışması yapıyorlar. Burada da dişimiz var. Şu anda dişimizin arkadaşlar şu arka tarafta doğum hane yaptım. Daha önce Güneş'in ve Karaca'nın yavruları vardı. Eski takipçilerimiz bilirler. Orada bir doğumhane yaptım. Ama şu an havalar sıcak olduğu için ağaçların altında bağlıyorum Sofya dişimizi. Tam böyle doğum sancılarının falan başladığı zamanlarda yerine alacağım arkadaşlar. Doğumhaneyi alacağım. Zaten bayağı bir saldı kendini. Ya muhtemelen birkaç gün içinde doğuracaktır arkadaşlar. Değil mi kızım? Değil mi Sofya benim? Yok kızım. Arkadaşlar Sofya Duman'ın soyunda. Duman'ın aynı soyundan bir kız. Duman'ın kızı. Değil mi paşam? Aferin lan benim kızım. Zaten karakterler aynı. Kafa yapısı, tip, göz rengi. Yani fizik yapısı her şeyle aynı. Sadece bu biraz arkadaşlar boydan kısa kaldı. O da
Hastalandılar. Yeterince iyi beslenmemekten oldu ama geçen seneden aldığımız yavrular çok kaliteli oldular. Geçen yıl zaten birinci yavrularıydı. Şu anda ikinci yavrular olacak. İkinci yavrularını dört gözle bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Şerkan'ın yavrular olacaklar. Yani gerçekten dişimiz çok güzel. Babayı birebir atan bir dişi arkadaşlar. Yani daha önceki yavrularında Duman oğluyla işledik. Babanın birebir aynısını attı. Yani birebir kendisini verdi. Ve kendisinden bir tane yavru verdi. Ama genelde çoğu babanın birebir fotokopisiydi. Şimdi ben Şerkan'la eşleştirdim arkadaşlar. Uzun bir zamandır da kuvvetli yediriyorum. Bayağı da bir kilo aldı. Çünkü iyi bakılıyor. Öbür türlü parazit haplarını attım. Çiftleştirmeden önce yine parazit hapı atmıştım. Bir de parazit ilaçları vurdum. Şimdi doğuma yakın süreç kaldı. Tekrardan hap attım. Parazit ilaçları yine yaptım. Yani arkadaşlar bazıları diyorlar işte yavruya zarar veriyor. Aslında gebelikteki yapılan parazit ilaçları yavruya geçiyor arkadaşlar. Ve yavruda bit pire olma olasılığının azalmasına, asgariye indirmesine sebep oluyor. Arkadaşlar bayağı bir bırakmış kendini. Dur kızım dur. Aferin benim kızım. Şimdi niye daha doğurmadın? Günün mü daha var senin? He? Senin günün mü var da? Günün mü var kızım? Aferin benim kızım. Arkadaşlar çok seviyorum Sofya'yı. Gerçekten çok güzel bir dişi ve beni bayağı bir seviyor. Değil mi kızım? Aferin benim kızım. Arkadaşlar sesi de bayağı bir kaba. Babası gibi. Ayı boğan. Aferin benim kızım. Aferin lan benim kızım. Aferin Sofya. Arkadaşlar durumlar böyle. Şimdi içeri geçeceğim. Kedim hakkında size bilgi vermek istiyorum. Oluyor. Baba mı oluyorsun sen Şerkan? Aferin benim paşama. Arkadaşlar Şerkan'ın yavrularını gerçekten dört gözle bekliyorum. Burada yav kovalarımız var. Akşam için hazırlık yapacağım. Ne var kızım ne? Ne var? Arkadaşlar şu anda ben genelde o kapıyı kullanıyorum ama orada Şerkan olduğu için kedinin korkusundan buradan gireceğim. Gel bakayım gel gel. Gel bakayım sen gel bakayım gel. Gel. Gel lan gel gel gel. Bak senin yemeğin orada. Bak sütlü ekmek verdim sana. Arkadaşlar buraya da ben kum şeyi koydum. Yani kedi alıştırmak isteyenler arkadaşlar böyle kazdıracaksınız. Bu şekilde. O alışıyor buraya. Zaten bizim kedimiz alışmış. Yani herhangi evi bir pisletme olayı yok. Kesinlikle çok da güzel alıştı. Bu kedi kardeş, değil mi? Şimdi bunun hayat hikayesine gelelim arkadaşlar. Şu anda yemek yiyor. Arkadaşlar bu kedimiz Erzincan'da benim kuzenimin pikabının motoruna girmiş. Motorda bayağı bir kalmış arkadaşlar. Şöyle koymuş oraya. Hatta şöyle bir çekim yapayım size. Değil mi? Dur bakayım gel. Bu kedi kardeş. Arkadaşlar kuzenimin pikabının motor bölümüne girmiş. Orada 2 gün kalmış arkadaşlar. Tamı tamına 2 gün motorda kalmış, çıkaramamışlar. Köpekler kovalamış bunu, ondan korkmuş. Yeni yeni bize alıştı zaten. Ben de bunun parazit aşısını yaptım. Arkadaşlar 2 gün orada kalıyor bu. Bu sefer pikabı köye getirdiler. Kuzenimgil. Ama burada da çıkmadı. Bir gün de burada kaldı arkadaşlar. Bir gün de artık kendimiz uğraştık. Pikabın motorunda bunu çıkardık. Kendisi çok yaramazdı. Çok kaçıyordu. İnsanlardan da çok korkuyordu. Bir de baya bir arkadaşlar köpeklerin korkusundan yani baya bir ürpermiş. Bildiğiniz panterlere benziyor arkadaşlar. Jaguarlara. Değil mi? Değil mi Jaguar seni? Değil mi Jaguar seni? Çok güzel. Çok da iyi anlaşmaya başladı kendisiyle. Bana evde bir arkadaş oldu. Biliyorsunuz ben tek yaşıyorum burada. Arkadaşlar işte böyle
Götürdüm. İğnelerini falan yaptım bunun. Parazitini de yaptım. Kendisi bana çok güzel alıştı. Şimdi biz de bununla böyle bir dost olduk. Bunun gerçekten hayatı çok kötüydü arkadaşlar. Yani biliyorsunuz çünkü birçok kedi araç motorlarında sıkışarak can veriyor. Ama biz bunu kurtarabildik. Ve ben bunu sürekli içeride bakıyorum. Çünkü köpeklere daha henüz alıştırmadım. Ama alıştıracağım arkadaşlar. Değil mi kızım? Arkadaşlar, ben bunun ismini, yani siyah olduğu için kara inci diye düşünmüştüm. Ve zeytin diyordum kendisine. Ama şimdi zeytin isminde olan insanlar var. O yüzden tepki gösterecekleri için zeytin isminden hariç bir isim koymaya karar verdim buna. Değil mi? Değil mi lan? O yüzden Panter koydum bunun ismini. Kara Panter. Değil mi? Panter. Dur bakayım. Arkadaşlar çünkü gerçekten çok da bir avcı bir kedi. Ya, mükemmel bir kedi. Yani çünkü geçen bir ahırını oraya götürdüm. Ahırın orada. Baktım fareyi yakalanmış. Zaten şöyle hal ve hareketlerinden de biraz anlayabilirsiniz ne kadar avcı olduğunu. Cemi. Cemi lan. Sırma. Hayır. Sırma. Sırma lan. Böyle böyle işte kendimi alıştırıyorum arkadaşlar. Ya çünkü onlar da gerçekten sevilmeyi hak eden canlılar. Bakın şimdi gitti. Şimdi tekrardan geri gelecek. Arkadaşlar ben yaşadığım ev burası. Yeni tabii ki biliyorsunuz eski takipçilerimiz bilirler. Tadilat yaptırmıştım biraz. O yüzden şuranın iki kapısı kaldı. Buranın kapılarını yaptıracağım. Burada odamız var. Odayı ben eski şeylerle donattım arkadaşlar. Nenemin işte halıları, heybesi ve başörtüsü. Dedemin şapkası. Bu çizimleri de çok sevdiğim bir kardeşim hediye getirdi. Ondan sonra şöyle bir eski çuvalımız var. Kıl çuvalı. Burada bir lambamız var. Gaz lambası. Orak dediğimiz ot biçmek için kullandığımız ve böyle bu şekilde eski yani çok eski de değil ama böyle halılarımız var işte duvar halılarımız ve bu şekilde evimi dizayn ettim. Şöyle arkadaşlar burada bir şahmaranımız var. Burada eski honça masa dediğimiz honçalar var. Onların üstünde genelde ekmek, mekmek, hamurlar açılır. Böyle bir çantamız var. Da yengem hediye etti. Bunu çobanlardan aldım arkadaşlar. Öbür türlü. Dur bakayım, dur. Bak yapma. Yapma, dur. Burada boyunduruk var arkadaşlar. Bu eskiden öküzlerin boynuna kullandıkları boyunduruk. Bu nenemin kendi ördüğü el emeği mandallarını koyduğu bir şey arkadaşlar. Burada yine eski lambamız var. Orada eleklerimiz var. Kevgirimiz var. Eski bu nenemin eski arkadaşlar içinde yani o zamanlar yemek pişirdiği yani süt kaynattığı tenceresi. Burada benim çocukluğumdaki misketlerim var arkadaşlar. Şurada yünleri çırptıkları şünük dediğimiz şey var. Bu da yine arkadaşlar nenemin tarağı. Eski şeylere biraz arkadaşlar değer veren biriyim. O yüzden biraz daha eski şeylere ağırlık verdim. Bu da arkadaşlar yine eski şeyler bilirler. Bunları yün tarakları diyorlardı. Burada ipleri, yünleri ipe çeviriyorlar arkadaşlar. Ayarlıyorlar. Eskiler bilirler. Ve şöyle eski el yapımı sandalyelerim var. İki tane. Öbürü de salonda. Bu şekilde arkadaşlar yaşadığım ev. Tam bir köy evi. Bu şekilde. Şu köşe.
Köşede arkadaşlar belgelerim var. Koyunculuk ve şurada da büyükbaş süt sığırcılığı yetiştiriciliği belgelerim ve arıcılık belgem var. Şurada kupalarımız var arkadaşlar. Köpeklerimizin başarı kupaları. Ve burada arkadaşlar yine köpeklerimizin, geçmişteki köpeklerimin, ölen köpeklerimin, işte giden köpeklerimin kimlikleri var. Ve yarışma katılım sertifikaları var. Madalyaları var. Arkadaşlar bu şekilde kendime dizayn ettiğim evim. Ya tam bir köy evi zaten yeni yeni. Gel bakayım gel. Panter gel bakayım buraya. Panter gel. Gel. Gel bakayım gel gel. Arkadaşlar evi talan ediyor. O yüzden buraya bırakmıyorum pek. Gel bakayım gel. Gel buraya. Panter gel. Arkadaşlar bakın şimdi. Avcı olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şu anda parmaklarımı izliyor. Yani birden atılacaktır kesin. Çünkü gerçekten çok avcı. Gel bakayım gel. Panter gel. Gel hadi. Aferin sana. Aferin lan sana. Arkadaşlar. Burayı henüz daha tam teşkilata geçirmedim. Burası sıva yapılması lazım. Orada banyo var. Burada yine yataklarımızı biz bu şekilde istifliyoruz. Bu kapı arkadaşlar diğer evin ön tarafına açılıyor. Ama Şerkan orada olduğu için demin açmadım. Tavuklarımız da bu arada kapıya gelmiş. Hayır. Git içeri. Hayır. Panter. Bak Şerkan burada. Panter. Hayır. Git. Git içeri. Git. Arkadaşlar burada da aynı şekilde yine eski İşte öküz arabası tekerlekleri, kar kürekleri ve boyunduruk falan var. Kalklarımızı buraya bırakmayayım. O tarafa doğru sürün. Şş. Şey. Arkadaşlar, böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.